Ürdün'ün başkenti Amman'da gençler, yaşıtlarının IŞİD saflarına neden katıldığını anlamadıklarını söylüyor. Gençler, IŞİD militanlarına iyi para veriyor olmalı. Yoksa neden gençler örgüte katılsın sorusunu soruyor. Militanlar diğer Müslümanlardan daha iyi olduklarını iddia ediyor. Ancak tek fark ekonomimizin iyi olmaması ve onlara yüksek maaşlar verilmesi. Burada işsizlik oranı çok yüksek. IŞİD saflarına katılanlarsa ayda bin dinar alıyor. Amman'da ortalama aylık ücret 300 dinar. Arada 700 dinarlık fark var. Bu fark bazıları için IŞİD saflarına katılmaya yetiyor. Ancak dini liderlere göre IŞİD saflarına katılanlar için önemli olan sadece para değil. İmam Abdülselam Fendi, aşırı dincilerin ılımlı Müslüman grupları sindirerek bazı toplumlarda terörizmi beslediğini söylüyor. <laughs> Bazı toplumlar bilinçli olarak ılımlı İslam yanlarını aralarında barındırmıyor. İslam'ın imajını da bu toplumlar zediliyor. Diğer dini liderlere göre ise daha derin sorunlar bu gençleri aşırılığa itiyor. Nimer el Asaf, Müslüman kardeşlerin Ürdün'deki siyasi kolu olan İslam Eylem Cephesi'nin eski başkanı. Dini ve siyasi kuruluş hem hükümet hem de muhalefet üzerinde etkili. Asaf, IŞİD militanları gibi aşırı dincilerin dünyanın her yerinde toplum tarafından dışlandığını hisseden bütün gençleri saflarına katmaya devam edeceğini söylüyor. Nerede olursa olsun aşırılıkla savaşmanın en iyi yolu demokrasi, adalet ve özgürlükten geçiyor. Çünkü insanlar adaleti hissettiği zaman herhangi bir şeye isyan etmeye kalkmaz. Çünkü herkes barış içinde yaşamak ister sınırların daha iyi korunması için her şeyin yapılmasını ve IŞİD militanlarının sınırların dışında tutulması gerektiğini söyleyen gençlerse daha az hoşgörülü. Bunlar akıl hastası. Doğruyla yanlışın ne olduğunu ayırt edemiyorlar. IŞİD'e katılınca istediklerini yapabileceklerini zannediyorlar. Ürdünlü aileler aşırı dinciliğe kayan kimseyi tanımadıklarını söylerken, örgüte katılmanın tek nedeninin para ve sosyal konular olmadığını savunuyor. Birçoklarına göre bu belki de sadece bir suç örgütünün suç işlemeye eğilimli kişileri kendi saflarına katılma konusunda kandırması olabilir. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi Washington.